Merhabalar arkadaşlar. Bu görsel dersimizde kalıtım ünitesinin deneme sınavı sorularını çözmeye çalışacağım. Kopyalayalım. Ne diyor? Bir ağ temel sınıfı oluşturun. Adım adım gidelim. Hemen oluşturalım. Class A. Bu sınıfın tam sayı türünden A ve B private değişkenleri olsun. Int A ve B. Tamam. A sınıfından public olarak türetilmiş bir de B sınıfı oluşturun. Çıktık A sınıfından dışarı. Class B. Public A. Tamam. A sınıfının bir eleman fonksiyonu yardımıyla A ve B private değişkenlerine ana fonksiyon içerisinde B sınıfından bir nesne ile değer atayın. Gelelim. Public diyelim. Mesela void ata. Int x, int y olsun. Atayalım değerlerimizi. Şimdi x ve y aracılığıyla private değişkenlerimize ulaştık. Son olarak A sınıfının private değişkenlerini ekrana gösterin. Bir tane de void göster diyelim şurada. Cout A ve biraz ileri yazsın B. Tamam. Gelelim şurada ne diyelim? B'den nesne 1 adında bir nesne türet diyelim. Oluşturalım. Nesne 1 nokta dediğim an ata fonksiyonu geldi. İçine mesela 2'ye 5 değerlerini girelim. Ve en son olarak bunu ekranda gösterelim. Ne yaptık burada? Şimdi önce bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi 2 ile 5 değerlerini ekrana yazdı. Şimdi B nesne 1 dedim. Şimdi B sınıfından, şuradaki B sınıfından bir nesne oluşturdum nesne 1 adında. Ama dedim ki sen git bu nesne 1 ataya bir şeyler yap dedim. E ata fonksiyonu yok ki bu B sınıfının içerisinde. İşte ne yaptı? Public olarak A'dan türetildiği için A sınıfından gitti. A sınıfının public eleman fonksiyonlarını da üyelerini de kendisi için public yaptı. Yani şu void ata ve void göster de artık B sınıfı için public oldu. Yani ben şu kısmı alıp kopyalayıp şu kısma yapıştırdığım anda B sınıfının içerisine yapıştırdığım anda aynı olay tekrar yaşanacaktı arkadaşlar. Şöyle silelim şimdi. Bu soruyu anladığınızı düşünüyorum. Geçelim ikinci soruya.